Merhaba sevgili öğrenciler. Ben Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şuhut Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu hakkında size bilgi vermek istiyorum. Ben yüksekokulumuz müdür yardımcısı, öğretim görevlisi Kevser Pamuk. Bizim yüksekokulumuz Afyon'un Şuhut ilçesinde bulunmakta ve Şuhut ilçesi tarihi, sosyal ve ekonomik yönleri bakımından Afyonkarahisar ilinin en gelişmiş ve il merkezine en yakın ilçelerinden birisidir. Yaklaşık 29 kilometre uzaklığı vardır merkeze ve belediyeye ait toplu taşıma araçları sürekli olarak hizmet vermektedir. Bu nedenle ilçemizin ulaşım adına bir problem bulunmamaktadır. Ve 2020 verilerine göre Şuhut ilçesinin toplam nüfusu 36.690'dır. Bu da Şuhut ilçemizden birkaç görüntü paylaşmak istiyorum sizinle. Yüksekokulumuz 18 Mayıs 2018 tarihinde kurulmuş olup ilk öğrencilerini 2019-2020 eğitim öğretim döneminde tıbbi laboratuvar teknikleri programı ve ilk ve acil yardım programına öğrenci alarak %100 doluluk oranıyla eğitim ve öğretime başlamış bulunmakta. Yine bu iki program ve onun üzerine açılan çok daha yeni 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında patoloji laboratuvar teknikleri programını da açarak yine bu programda da %100 doluluk oranı ile eğitim ve öğretime devam etmekteyiz. Ve şu anda yüksekokulumuzda toplam olarak aktif durumda 198 öğrencimiz bulunmakta. İlçemizde barınma problemi de yaşamıyor kalan öğrencilerimiz. Çünkü yaklaşık 350 öğrenci kapasiteli bir KYK yurdu mevcut. Hem kız öğrencilerimiz için hem erkek öğrencilerimiz için. Ve şu anki öğrencilerimizin %90'ı da il dışından oldukları için KYK yurdunda rahatlıkla kalabilmekte ve bu anlamda barınma ile ilgili herhangi bir sorun yaşamamaktadırlar. Okulumuzdan birkaç görüntü paylaşmak istiyorum sizlerle. Akademik kadromuza gelecek olursak, okulumuzda bir doçent doktor, 4 doktor öğretim üyesi ve 6 öğretim görevlisi olmak üzere toplamda 11 öğretim elemanımız bulunmakta. Şimdi size programlar bazında birkaç bilgi vermek istiyorum. 3 tane programımız aktif şu anda okulumuzda. Tıbbi laboratuvar teknikleri programından mezun olan öğrencilerimiz, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında tıbbi laboratuvar teknikleri unvanı ile çalışmaktadırlar ve mezunlar Sağlık Bakanlığı'na bağlı kamu ve özel yataklı yataksız tedavi kurumlarının biyokimya, mikrobiyoloji, histoloji, hematoloji gibi pek çok laboratuvarlarında ve kan merkezlerinde mezuniyet sonrasında iş imkanını bulabilmektedirler. Geçen yılki 2020 YKS yerleştirme sonucuna göre yüksekokulumuzun taban puanı 284.24'tür. Peki okulumuzda bu alana yönelik ne tür imkanlar bulunmakta? Hem kendi yüksekokulumuzda bir adet laboratuvarımız bulunmakta. 146 metrekarelik öğrencilerimizin kullanımına açık olan bir öğrenci laboratuvarı. Aynı zamanda buradaki öğrencilerimiz üniversite hastanemizin laboratuvarlarında da uygulama imkanı bulabilmektedirler. Bu okulumuzun laboratuvarından bir görüntü. Yine öğrencilerimizin üniversite hastanesindeki laboratuvarında çalışmaları, ziyaretleri sırasındaki bir görüntü. Tabii ki bu programdan mezun durumda olan öğrencilerimiz dikey geçiş sınavı ile başka bölümlere de geçiş yapabilmekteler. Bunlar acil yardım ve afet yönetimi, biyoloji, biyomühendislik, biyoteknoloji, genetik ve biyomühendislik, hemşirelik, moleküler biyoloji ve genetik ve sağlık yönetimi bölümlerine geçiş yapabilme imkanlarına sahipler. Diğer programımız ilk ve acil yardım programı. İlk ve acil yardım programı mezunları da kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında ilk ve acil yardım teknikleri unvanı ile çalışmaktadırlar. Nerelerde? Acil servislerde, acil yardım ve hasta nakil ambulanslarında sağlık personeli ve sürücü olarak yine 112 merkez ve istasyonlarında da ambulans hizmetlerinde mezuniyet sonrasında çalışabilmektedirler. İKS yerleştirme sonucuna baktığımızda en son yapılan sınavda taban puanı 311 puan olarak ifade edilmektedir. Burada da yine okulumuzda yüksek okulumuz bünyesinde öğrencilerimizin kullanımına açılan bir öğrenci uygulama sınıfımız bulunmaktadır. Burada öğrencilerimizin deneyimsel anlamda geliştirebilmeleri için, kendilerini mesleki anlamda geliştirebilmeleri için çok uygun farklı müdahalelere uygun simülasyon maketlerimiz bulunmakta. Bu maketlerle öğrencilerimiz klinik deneyimleri okulumuz içerisinde yaşayabilmektedirler. Bunlar da okulumuzda yapılan hem faaliyetler hem de bir takım etkinliklerden sizlere görüntüler paylaşmak istiyorum. Tabii yine bu programdan mezun olan öğrencilerimiz de DGS sınavı ile, dikey geçiş sınavı ile acil yardım ve afet yönetimi, hemşirelik, sağlık yönetimi ve sosyal hizmet bölümlerine geçiş yapabilme imkanına sahiptirler. Son programımız ise patoloji laboratuvar teknikleri programı. Buradan mezun olan öğrencilerimiz patoloji laboratuvar teknikleri unvanını almaktalar ve yine Sağlık Bakanlığı'na bağlı kamu ve özel yataklı yataksız tedavi kurumlarının yine pek çok
laboratuvarlarında ve kan merkezlerinde çalışabilme imkanına sahip olacaklardır. En son ki yapılan sınavda 2020 YKS yerleştirme sonucuna göre taban puanı bu programın 275.93'tür. Aynı zamanda yine biraz önce bahsettiğim laboratuvar, bünyemizde bulunan laboratuvardan öğrencilerimiz faydalanabilmekte. Aynı zamanda üniversite hastanemizin de laboratuvarlarında uygulama imkanları bulabilmektedir öğrencilerimiz. DGS ile acil yardım ve afet yönetimi, biyoloji, biyomühendislik, biyoteknoloji, genetik ve biyomühendislik, hemşirelik, moleküler biyoloji ve genetik ve sağlık yönetimi bölümlerine de DGS ile geçiş yapma imkanına sahiplerdir. Yüksekokulumuzun diğer fiziksel imkanlarına bakacak olursak, yüksekokulumuzda derslikler, öğrenci laboratuvarları, ilk ve acil yardım uygulama sınıfı, bilgisayar laboratuvarı, kütüphane, kantin, yemekhane ve oldukça geniş oturma alanına sahip olan bir bahçesi de bulunmakta. Bunlar da yine okulumuzdan görüntüler. Ve bu süreçte uzaktan eğitim sürecinde de eğitim ve öğretimde hiçbir aksaklık yaşamadan öğrencilerimizin interaktif olarak katılım sağlayabildikleri uzaktan eğitim sistemiyle tüm derslerimiz yüz yüze uyumlu olacak bir şekilde devam ettirilmiştir. Ve aynı zamanda bu süreçte de yine online olarak pek çok etkinlikler gerçekleştirebildik. Bunlardan örnekler sunacak olursak mesela 2020 yılında paramedik gününü online olarak oldukça güzel öğrencilerimizin katılımıyla gerçekleştirmiş bulunduk. Yine okulumuzdan görevli bir öğretim elemanımızla birlikte pandemi sürecinin dezavantajlı bireyler üzerindeki etkisi gibi pek çok online etkinlikleri de öğrencilerimizle paylaştık. Neden Şuhut Sağlık Hizmetleri Mesleki Yüksekokulu'nu tercih etmeliyim? Çünkü bizler güçlü kadromuz ve gücümüzü gözlerindeki siz gibi öğrencilerin ışıktan aldığımız öğrencilerimizle birlikte her geçen yıl bir önceki yıldan daha iyi bir hedef yükselterek ilerlemeye devam edeceğiz. Tabii bu noktada sizlere ihtiyacımız var bizim. O nedenle sizleri bekliyoruz. Ve bu eğitim öğretim yılı içerisinde de öğrencilerimize kariyer etkinlikleri, mesleki gelişim için gerekli çalışmalar, sosyo-kültürel faaliyetler ve pek çok farkındalığı artırmak adına da farklı seminerler, konferans ve etkinlikler düzenlemeyi planlıyoruz. Ve bunlar için de sizlere ihtiyacımız var. Evet, ilçemiz 29 kilometre uzaklıkta ama oldukça etkinlik yoğun bir şekilde devam ediyor. Yaz ve kış etkinliklere oldukça açık bir ilçe. Bu mesela bir konser etkinliği, canlı müzik ve etkinlikler oldukça fazla yapılabiliyor. Yine öğrencilerimizin de kullanımına açık halı sahalar, piknik alanları yine mevcut bir şekilde ilçemizde yer almakta. Söylediğim gibi Afyon merkeze oldukça yakın olması nedeniyle ulaşım sorunu da bulunmaması oldukça bir avantaj ve bu nedenle Afyon'daki imkanlardan da öğrencilerimizin rahatlıkla faydalandığını söyleyebiliriz. Ve okulumuzu ve çalışmalarımızı yerinde görebilmeniz için sizleri her zaman yüksekokulumuza bekliyoruz. Peki bize nasıl ulaşabilirsiniz? İletişim bilgilerimiz Şuhut Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Şuhut Afyonkarahisar. Mesai saatleri içerisinde 0272 218 31 86 numaralı telefon numarasından 724 olarak da shuhutshmo@afsu.edu.tr mail adresinden de bizlere istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Teşekkür ediyorum.